Dün geçmişte yapılmış bir TEDx konuşmasının kesitleri tekrar internete düştü. 2019 yılında bir konuşmacı pedofiliyi savunmaya başladı. Zamanında da izlemiştim onu. Salonda da çok fazla bir destek almıyordu zaten. Bir zaman sonra zaten dünyada da bunlar linçlenince konuşmacı TEDx'ten o videoyu kaldırtıyor. TEDx de bunun üzerine pedofiliyi savunmuyoruz diye bir açıklama yapıyor hatta. Bunu daha önce podcastlerde de dile getirmiştim. Amerika'da şu an bir çatışma var. LGBT'nin kendi içinde bir çatışma var daha doğrusu. Pedofiller kendilerini LGBT'nin içine dahil etmeye çalışıyorlar. LGBT'liler de buna karşı çıkıyor. Buradan LGBT'liler pedofiliyi savunuyor vesaire gibi bir açıklama yapmıyorum bu arada. Öyle bir düşünce çıkartmayın sakın. Onlar da bu durumlara karşılar. Ama Amerika'da tabii ki bunların bazıları o kadar da karşı değil. Zaten gündem olan olaylarda da bunlar ortaya çıkıyor ya. 11 yaşındaki bir çocuğu dansöz gibi oynatabiliyorlar mesela kendi eylemlerinde. Amerika'da bu konu hakkında bir düşünce vardı. Ana temalarından biri pedofilinin de normalleştirilmesi için konuşmacılardan biri şöyle diyordu. Bunu suç boyutuna getirdiğinizde tabii ki yargılanması gerekiyor bu insanlar ama bunlar gizli kaldığında çocuklara daha rahat ulaşabilecekleri yerlerde gizlenebiliyorlar. Sonrasında olaylar patlak verebiliyor tıpkı bizdeki tarikatlar gibi. Onun yerine pedofiller kendilerini rahatça dile getirebilsinler. Biz de bu insanları en azından çocuklara ulaşamayacakları noktalardan uzaklaştıralım diyorlar. Ama bu işler böyle yürümez. Zaten hani suç işlemeyecek olan bu konuda rahat rahat dile getireceğini de düşünmüyorum. Ha pedofiliyi de çok rahat yakalarsın zaten öyle bir şey de var. TikTok'a girin veya herhangi bir 18 yaş altı influencer'ın takipçi listesine girin. Orada bol bol pedofiliyle karşılaşabilirsiniz. 13 yaş altı kişilerde de vardır. Mesela çocuğunuz, kardeşiniz, yeğeniniz, 13 yaş altındaki herhangi birine Instagram hesabı varsa onların diğer mesajlarına bir girin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Çok da yaygın bir olay bu arada. Hatta sırf bunun için medyada ayrı bir pazar kolu da var. Sübyancılara yönelik özel kişiler çıkartabiliyorlar. Tabi burada biraz da koluna göre ayrılıyor. 13 yaş altına ayrı, 13 yaş üzerine ayrı. 13 yaş üzerine olanlarda biraz daha rahat bir olay var medyada. Şu temayla çok karşılaşırsınız. Bu 30 yıllık, 40 yıllık bir olay aslında. 15-16 yaşındaki bir kızı hafif seksi bir şekilde giydirirler. Bir şarkısını patlatırlar veya oyunculuğunu parlatırlar. Sonra 18'ine kadar gün saymaya başlarlar. 18'inden sonra erotik bir şeyler sunarlar. Sonra birkaç yıl daha devam ettirdikten sonra onunla bütün işi bırakırlar. Çünkü zaten hani kazanacağı şeyleri kazanmış oluyorlar. Türkiye'de de var bu arada bu. Aleyna Tilki. Buradan da şunu çıkarmayın tabii ki. Aleyna Tilki bunu yapan kişidir demiyorum. O kızı o pazarın içinde bir ürün haline getirdiler diyorum. Benim pedofillere yaklaşımım bellidir. Ağır cezalar, ağır ceza öncesinde de tatlı bir şiddet merasimi. Çünkü bu durumun hiçbir açıklaması olamaz. Düpedüz hastalıktır. Yok edilmesi gereken bir şeydir. En savunmasız insanlara karşı neler neler yapıyorlar. Bu beni aşırı sinir ediyor. Haliyle bunlar hakkında öyle çok da tatlı şeyler konuşamam. Yapabileceğim şeyler bellidir dediğim gibi. Sağımda solumda denk gelirse sert bir şekilde müdahale ederim. Eğer olur da bir günde böyle LGBT'ye bunu dahil ederlerse, mesela öncesinde ben LGBT'nin özgürlüğünü savunan biriyim ama oldu da bunu da onlara dahil ederlerse bir daha ben veya benim gibi birçok destekçisini de kaybetmiş olurlar. Özetle çocuklardan uzak duracaksınız. Sıçmayın bacağınıza. Bu konularda işte sosyal linç olaylarını da destekliyorum. Bu linç olmasa mesela insanlar linç kültürünün sadece kötü olabileceğini düşündüğü için linç 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 diye ağlayabiliyorlar ama mesela linç kültürü olmasa bu kadın bu boktan düşüncelerini dile getirmeye devam edecekti. Sağda solda yayınlamaya devam edecekti. Linç kültürüyle birlikte ne oluyor? Sesini kesiyor. Ben tam anlamıyla düşünce özgürlüğünü savunan bir insan da değilim. %90'ını savunurum herhalde, bilmiyorum. Geriye kalanlar da zaten aşırı zararlı olanlar. Bu savunan kadın da o geriye kalan %10'luk zararlı kısımda. Savunamazsın, bu kadar basit. Tartışmaya kapalı bir konu. Ha neler yapılabilir dersen, yok edebiliriz mesela birini pedofili olduğu için. Umurumda olmaz, insan hakları vesaire. Hasta mı? Tamam, hastaysa yine yok edelim. Yine umurumda değil. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.